Şimdi arkadaşlar arabanın yağını ve yağ filtresini değiştireceğiz. Önce alttan karter tıpasını açmak lazım. Levent abi şöyle kartondan kendine bir yatak yaptı. Heh. 18-19. 18-19 tamam getireyim. Şimdi o tıpayı açacak Levent abi, altına da şöyle bir bidon koyacak. O da kendi halinde süzülecek. Diye temenni ediyoruz. İnşallah. İçinde yağ vardır değil mi? Çıkar bir şeyler. İçinde yağ var da fazla gelirse diye bizim endişemiz. 4-3 litreden fazla değildir ya. Bunun ustalığı da herhalde üstüne damlatmadan tıpayı açabilmek değil mi? Evet. Onu böyle elinle açılacak kıvama getirip sonra bastırarak elinle açıp sonra da pık diye çekeceksin değil mi? Evet, temennimiz o yani. Yukarıdan vakumla da çekilebilir bunların yeri de. Gelmek üzere. Umarım başarılı bir şekilde. Hadi be, hiç sıçratma, el ele olsun diyeceğim sana. Hmm. Ah be, ay küçük. Minnak. Ama aradan mecbur şeyi çekmek için. Dur ben sana bir de üst tıpayı açayım da hızlı aksın. Bu da bir şey olsun arkadaşlar, bunu da açarsanız. Çubuğu çekiver, yağ çubuğunu. Şu kapağı açınca aşağıdan da daha hızlı akar. Biz de bunu buraya sıkıştırdık ki kendi bildiğini aksın. Tıpanın pulu var üzerinde. Onu değiştirsek dibi iyi. Dibi de lastikli, değişen tipten değil. Değil mi? Aha, dibi lastikli, kontrollü. Sıkıntı yok. Problemsiz yani. Şu üst tübüğü alabilir miyim? Üst tübüğü vereyim ben sana. Üstü bir arkadaşlar. Yağı bir tek bu temizliyor. Yağımız süzülüyor arkadaşlar. Bayağı dolmuş. Bu yağları eğer evinizde ya da çevrenizde yapıyorsanız sakın ama sakın sokağa, gidere, lavaboya falan dökmeyin. Bunu işte sanayideki yağ değişimi yapan yerler falan alıyor. Oralara götürün, oraya verin. Eğer gidere falan dökerseniz tam bir çevre katliamı. Yüzlerce litre suyu kirletirsiniz bu yağla. Buna da mutlaka dikkat edin. Şimdi yağ filtresini değiştirecek. Levent abi şuradaki o yağ filtresini çıkartıyor. 32 lokmayla çıkan bir şeymiş. Tepesini söktük. Hı. Aşağıdan yağımız da süzülmüştü zaten. Bunu da yine içeri damlatmayan usta oluyor değil mi? Hoppa. Böyle bir ustalık yok da işte. Şurada diğer yağ filtremiz olacak. Yağ filtremiz de burada. Bir yeni yağ filtremiz. Bir de içinden şöyle O-ring çıkıyor. Bunlar da değişecek. Kapaktaki eski contayı, O-ring'i çıkaracağım değil mi abi? Evet. Evet. Tık diye oturuyor mu? Çevirmeli evet. Mi? Bu şekilde. Tamam. Tamam.
Sağa sola damlayan yağları Levent abi temizliyor güzelce. Motor yağını koyarken içine döker yerim diye korkuyorsanız motorun yağını buradan doldurabilirsiniz. Ama karter kapasını kapattıktan sonra. Yeni yağı da böyle aşağıdan boşalttığını düşünsene. Gıcır gıcır unutmuşsun. Yağcıya gitmiştim. Kendim o zaman vaktim yoktu yağ değiştirmeye. Yağını değiştirelim diye gittiğimde baktım alttan yağ akıyor. Dedim yağ boşalıyor geri. Tekrar bir yağla koydular. Motorun içini yeni yağla bir kere yıkandı. Yıkadı. İyi olmuş. Temizlenmiştir. Yok öyle bir temizlenme gibi bir şey yok aslında. Yani siz öyle bir şey yapmayın. Gerek yok. Tekrar lokmayla sıkıyor şimdi. Çok aşırı da sıkıp çatlatmaya yani, gerek yok değil mi? Evet. Aynen öyle. Yağ filtresi değişimde bu kadar basit bir şeyi insanlar neden yaptırmaz anlamak mümkün değil. Şimdi üstten yeni yağ koyacak Levent abi. Tabii karteri kapattıktan sonra. Sonra. Bu da motorun eski yağı arkadaşlar. Bu kaç kilometre önce değişmişti en son baktın mı? 10.000 kilometrelik bir yağ böyle gözüküyor arkadaşlar. Levent abi karter korumayı takıyor şimdi. Şimdi arabayı yere indireceğiz tekrar. Levent abi tekrar kriko ile kaldırıyor. Yandan şimdi yandan sehpa alacağız. Yavaş yavaş. Yavaş bitiyor. Şimdi yerdeyken koyacağız. Hunisiz mi dökeceksin? Hı? Ha, kendi hunisi mi var? Evet. Çubuğu tamamen çekmemiz daha iyi olur. Elimiz ayağımıza dolaşmaz. Dışına taşırmadan dolduracağız. ₺5.30 mu abi bu motor için? Evet. Üretici firma niye önermişse onu koyacağız. Kafamıza göre değiştirmiyoruz. Yani. Kaç litre diyor toplamda Tuğbek? O kaç litre? O 4 litre. Bu birlik mi? Evet. İşte herhalde bunun yarısını mı koyacaksın? Tamamını koyacağız galiba. Yarısını koyup ölçelim değil mi? Aynen bence de. Bir litrelerin yanında şöyle ölçek var. Buradan ne kadar kaldığını, ne kadar koyduğunuzu da ölçebiliyorsunuz. Lavadayı bakacak doğru yerde mi diye. Siz de bakın seviyemiz tamam. Tamam mı? Evet. Şu yükseklik biraz sonra yağ filtresinin alacağı. Kısım. Kafayı da kapadık. Yağına bakarken buradan bakıp da içinde yağ var mı diye bakmıyoruz. Çubuktan bakıyoruz. Var mı öyle yapan? Var. Yağını değiştirdik, eve gidip yağını kontrol et dedik. Kapağı açmış, içine bakmış. Yağ kalmamış motorda dediğinde biz de bayağı tedirgin olmuştuk. Nasıl baktın dedik, kapağı açıp gösterdi bize. Bu da ilginç bir yöntem. İlk defa duydum. Öyle bir şey yoksa. Kapağımızı da taktık. Var mı, kaldı mı başka bir şey?
Başka bir şey yok şu an. Bir sesini dinleriz değil mi? Nasıl olmuş? Tabii ki. Yağını tekrar kontrol edeceğiz çalıştırdıktan sonra. Ha, filtreden geçti. Evet. Bakın şu an tam yerinde görüyor musunuz? Hatta eksik bile. O geri kalanı da koyacağız. Koyacağız mı? Kesinlikle koymamız lazım. Max çizgisini tam üstüne getiriyoruz değil mi? Aynen öyle olacak. İşte o kadar. Ertesi gün kontrol ediyoruz. Killop gibi oldu vallahi.